Bak bu bunun kafası. Temsili. Sinsi herif. Ben gerçekten inanamıyorum ya. Babam nasıl böyle bir şey yapar? Bu resmen iyi niyeti suistimal. Yapar. Babanız bu. Yapar. Ben deyince kabahatli oluyordum. İşte gözünle gördün ne olduğunu, ne bittiğini. Vay be, çocuk gibi ya. Ben geldim. Oo, elin kolun dolu maşallah. Babama çok güzel bir sebze çorbası yapacağım. İnternetten öğrendim tarifini. Yardım edersin değil mi bana? O edemeyecek. O doktora pansuman yapacak yüzüne. Allah Allah, zaten var ya, bize her şey müstaka. Biz affedersin böyle eşek olduktan sonra Nergis bizim sırtımıza semer vuran çok olur kızım. Ne oluyor anne, ne oldu? Baba muayene eden doktor var ya, sahtekarmış ya. Dizilerde figüranlık yapıyormuş, şurada gördük. Nasıl yani? Nasıl sahte doktormuş? Bas, şok şok şok. Ya nasıl olacak? Kendini acındıracaktı. İyice yerleşecekti eve. Bağrımızda vicdan azabı gibi. Oh. Ama eğer ben Songül, sen vallahi da billahi da bırakmam onu peşine. Siz daha var ya, daha yeni görüyorsunuz babanızın bu yüzünü, biliyor musunuz? Babanız, ne zaman, tam tarihi hatırlamıyorum. Bir tefecilere borcu vardı. Ayol onlardan kaçmak için sahte cenaze töreni düzenledi. Ben şu an çok çok sinirleniyorum ya. Ben de çok sinirlendim. Sinirlenip ne yapacağız? Böyle duralım mı? Ha? Ben de Songül'sem eğer bunu asla yerde bırakmam. Tamam mı? Bana yardımcı olacak mısınız? Ha? Benimle misin? Seninleyim. Sen benimle misin? Evet. Çorbacı güzeli. Seninleyiz tabii. Bakın, asistanım şimdi sen ara. Ara bakalım Nilüfer'i. Hiçbir şeyi çaktırmasın, biz geliyoruz oraya. Tamam mı? Önce bir güzel kurtuluşun ifadesini alayım ben. Öbürüyle muhatap olmam. Baba! Onur! Beyefendi. Beyefendi. Eşiniz size sesleniyor. Eşim mi? Baba! Deminden beri kızınızla birlikte el sallıyorlar. Hop! Babacığım bak ne kadar güçlüyüm. Aferin sana. Sen ne kadar güçlüsün öyle ya. Hı? Nasıl güzel yapıyorsun öyle ha? Oh. Durucuğum, sana bir şey söylemek istiyorum ben. Bale kursuyla ilgili. Senin için başka bir bale kursu bakalım diyorum. Bu evimize biraz uzak. Nedenmiş? Seviyorum ben bale kursumu. Arkadaşlarımı da seviyorum. Gitmeyeceğim başka kursa. Başka arkadaşlar buluruz biz sana. Hayır işte, hep başka arkadaşlar bulursun diyorsun. Gitmeyeceğim başka bir kursa. Tamam Özge, istemiyorsa o zaman zorlamayalım. Hayatta her zaman istediğimiz şeyler olmuyor. Bunu ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyi. Hepimiz için. Anlaştık mı tatlım? Bir şartla. Neymiş şartın? Yarın bale kursuna gideceğim. Neden? Arkadaşlarımla öğretmenime veda etmek için. Tamam, anlaştık bu konuda. Hadi gel. Ben kendim inerim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldin babacığım. Tam zamanında geldiniz. Mama. Nasıl geçti? Vallahi pek iyi geçtiği söylenemez Onur Sarıhan. Aşkımdan Onur Sarıhan'a. Durum ne kadar vahim? Çok vahim. Ya Onur, sahte doktorlar falan ayarlamışsın. Ya ne kadar üzüldük, sen farkında değil misin? Doktor meselesi. Aşkım haklısın ama... Haklısın diye geçiştiremezsin bu durumu. Yani o kadar korktuk ki babam sakat mı kalacak, ölecek mi diye. Bir dinlersen. Yani ben de yine öğrendim durumu. Benim bir suçum yok, hatta haberim bile yok. Öyle mi? Hı hı. Sen deyince tahmin ettim durumu. Kurtuluşa da kızdım zaten. Bugün öğrendim yani. Gel bakalım baba ya. Hı.
Ama yani kurtuluşun da Yıldırım babanın da bunu art niyetle yaptığını düşünmüyorum. Nasıl ya? Hepimiz perişan olduk üzüntüden. Tamam, yaptıkları doğru bir şey değil. Ama şöyle düşün. Fena mı oldu? Nasıl yani? Aşkım, babanızın size, sizin de babanıza düşündüğünden daha fazla ihtiyacınız var. Belki Yıldırım Baba karşınızda çok güçlü, çok dirayetli gözüküyor olabilir. Ben kızlarımı korurum, kollarım gibi gösteriyor olabilir. Ama aranızda en zayıfınız o. Kızlarına çok ihtiyacı var. Şefkate çok ihtiyacı var. Tabii sizin de onun sevgisine ihtiyacınız var. Senin o kalbinde bıraktığın yer var ya, baban için o sevgiyi bekleyen, sevgiye hasret kalan yer. Şimdi izin ver, sakin ol. O boşluğu sevgiyle doldur, tamam mı? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya Onur, sen bu kadar muhteşem olmak zorunda mısın? Sen bu kadar şahane olmak zorunda mısın? Ben bazen seni hak etmediğimi düşünüyorum. Peki ben? Her gün yeni bir kahramanlık yapmazsam seni hak etmeyeceğimi düşünüyorum. Aslında sen her gün kahramanlık yapıyorsun. Şövalyem benim. Oh, yemin ediyorum bu çocuklar benim üstüme kaldı. Ben bunu tek başıma yapmadım ki. Bana zimmetlendi şu anda bu çocuklar ama. Ya 5 dakika taşı Erol, 5 dakika baba ol yani. Çocukların baba enerjisine ihtiyaçları var. Hani kız biz ataerkil toplum olacaktık. Sen mağarada çocuklara bakarken ben gidip avlanacaktım. Bu nasıl bir cilalı taş devri? Mağara mı? Erol vallahi tekelleği icat ederim. Böyle üstüne doğru yuvarlarım yani. Arkadaşlar, yemekten sonra eşimi bir yerlere götürmek istiyorum ben. Bir sürprizim var buna. O yüzden siz de Emir'le ilgilenebilirseniz. Zaten biz uyutup çıkacağız yani. En azından uyandığında haber verirsiniz, tamam? Hiç sorun değil, ilgileniriz yani. Görüyor musun Erol'cığım? Ne kocalar var, karılarına nasıl sürprizler yapıyorlar. Aman ne yapıyor? Romantizma yapıyor. Onu da göstere göstere yapıyor. Kızım bu işler açıktan yapılmaz. Günah olan var, olmayan var. Neyse, ben Emir'i uyutayım o zaman. Allah aşkım. Anne. Gel bakalım. Anneciğim. Allah Allah. Evet anneciğim. Bir yandan da sofrayı kuralım da yemek hazır. Ay vallahi mis gibi kokuyor. Allah Allah. Mutfak robotu gibi çocuk, Süpermen gibi olan, İsviçre çakısı gibi bir birey. Gerçekten helal olsun. Birisi bak bakalım. Nasıl? Kokusundan belli, inanılmaz. Hadi sofraya falan bir yardımcı ol Erol, hadi. Ver bakayım. Al bakalım. Ha, nasıl? Of, yemin ediyorum kolum çıkmış. Hadi sofrayı hazırla Erol. Ne sofrası? Ben 2 tane çocuk bakıyorum, 2 tane de pantolon dikeyim. Oldu. Haydi Erol. Haydi kızım. Aşkım, nereden aklına geldi buraya gelmek? Dün yıldızları göremiyorum dedin ya. O yüzden getirdim seni buraya. Ne bir bak bakalım. Bakayım. Of, harika görünüyorlar. Şimdi böyle toplu yıldızlar var orada. Görüyor musun onları? Evet, görüyorum. Şimdi senin baktığın yerde, onların hemen yanında bir tane daha yıldız var. Özel bir yıldız. Evet, gördüm. İşte o yıldız senin. Lale Sarağan. Hı hı. İşte o yıldız senin yıldızın. Yıldızın adı Lale mi? Evet. Tamam, senin kadar parlak değil. Senin kadar güzel değil, ışıltılı değil. Ama yine de senin yıldızın. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni hep seveceğini söyle yeter. Ne olursa olsun beni sevdiğini. Seni çok seviyorum. Vallahi geç kaldım ya. Halam nerede kaldı? Hah, arıyor. Efendim hala? Öyle mi? Tamam, ne yapalım? Ben bulacağım başka bir yol o zaman. Teşekkürler hala. Ne olmuş? Ya ben okula gideceğim ya. Emir'e bakması için halam gelecekti de babam yanında istemiş bakması için. Gelemiyor halam. Ne yapacağım ben şimdi? Ne olacak? Git okuluna sen kanka. Emir'i bana bırak.
Ya olur mu? Sen idare edebilir misin üç çocukla? Ya ne olacak üç çocuk dediğin nedir ki yani? Ne olabilir ki? Yiyecekler mi beni? Sonuçta mesela bizimkilerin dişleri çıkmadı daha. Ama ben sonra Gülşah bale kursundan almaya geleceğim. Yani hemen eve dönemeyeceğim. Sen git işlerini hallet kanka ya. Ne olacak? Tamam o iş bende, merak etme. Ay teşekkür ederim ya. Çok sağ ol Filizem. Kankilik bunu gerektirir. Ne demek? Yakışıklım. Aşkım ben hemen geleceğim, tamam mı? Yakışıklım benim. Hadi kolay gelsin. Bir şey olursa ara. Ay ne oldu? Düştü mü? Gelsene yanıma. Sen de mi birisine kızdın? Kızmadım hiç kimseye. Ben kızdım. Hem de küstüm. Kime? Annemle babama. Ben de annemle baba kızdım. Hem de çok kızdım. Büyükler bazen insanı çok kızdırıyor değil mi? Evet, bale kursuna gelmeyeceğim artık. Aa niye? Başka kursa gidecekmişim. Ama ben burayı seviyorum. Ben de dedeme gitmeyi seviyorum. Dedemin bir tane köpeği var biliyor musun? Adı da Mito. Ama annemle anneannem gitmeme izin vermiyor. Hayır diyor, gitmeyeceksin diyor. Hep büyüklerin dediği oluyor zaten. Evet. Parka gidelim mi? Olmaz. Annemden habersiz bir yere gidemem. Yoksa çok kızar bana. Benim kız da kızar. Benim annem de kızar. Hatta sonra teyzem kızar. Sonra anneannem kızar. Sonra babam kızar. Hepsi kızar. Biz de onlara kızdık. Hadi gel gidelim. Tamam, hadi gidelim. Ah, durun. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gel istersen biraz oturalım. Bir otur. Ah, bileğim çok acıyor. Üstüne basamıyorum. İstersen bizim eve gidelim. Bizim ev buraya çok yakın. Olur. Hadi gel. Anne hadi aç şu telefonu ya. Alo anne. Gülşah yok. Lale ne demek yok? Bilmiyorum ya, kursa geldim Gülşah almaya. Yok işte. Hatta bir arkadaş da kayıpmış. Beraber görmüşler onları. Herhalde beraber gittiler bir yere. Ne diyorsun Lale? Ah Gülşah ah. Anne ne yapacağız biz, ablama ne söyleyeceğiz? Sakın bir şey deme ne olur. Sakın. Baksana zaten durumu ortada, çok hassas. Yani bir de korkarsa Allah korusun ha. Sakin olalım şimdi, sakin sakin düşünelim ne yapabiliriz? Yani bu kız nereye gitmiş olabilir? Anne bilmiyorum. Parka falan mı gittiler acaba? Ya da köfteciye? Sen köfteciye bakıver tamam mı? Ben de parka gideyim bir koşu. Sonra burada buluşalım tamam mı? Tamam tamam hadi görüşürüz. Ne demek yok? Ya nereye gider küçücük çocuk? Ya biz daha yeni geldik buraya. Hiçbir yere bilmiyor benim kızım. Hem nereye gitsin tek başına? Kimle gitmiş? Ne dediniz? Kimle gitmiş? Anne! Ay! Lale bulamadım deme ne olur. Yok, yok köfteci de yok. Kızım ben bütün sokakları aradım. Aramadığım yer kalmadı. Parka baktım hiçbir yerde yok. Anne artık ablamla enişteme söylesek mi? Telefonda söylemeyelim. Giderim ama belki gidene kadar bulunur ya. Çıkar bir yerlerden belki. Evde söyleriz tamam. Bakalım. Hadi al çantanı, bekliyorum ben. Neredesin Gülşah ya? Gülşah? Dedeciğim Duru düştü, ayağı ölüyor. Biz de sana geldik. Yok hala düşünemedik. Eve geldik hala bir şey bulamadım. Bulsana sen zekisin. Anne dursana bir, ne diyeceğiz? Ben sana güveniyorum Lale. Tırnağını yeme kızım, belli olmasın. Şey diyelim mi?
kaçmış. Ne? Kaçmış evden. Hayır arkadaşın ya. Arkadaşının yaş günü varmış, söylemeyi unutmuşlar bize. Fakat bana kimin yaş günü varmış? Anne Lale. Ne yapıyorsunuz böyle kapının önünde ya? Anne. Anne. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen söyle. Sen ben söyleyeyim sen. Çok yok. Sen, senin. Ay ne söyleyeceksen söyleyin. Şeyle ilgili. Ne? Annem annem. Babamı dikiz diyor da burada. Annem baba, babamı dikiz diyor. Gördü onu. Ay anne sen de var ya. Songül. Aa. Gülşah. Gülşah babacığım. Nasıl korkuttun bizi anne? Ne yaptın böyle sen? Ne oluyor ya? Merhaba. Canım. Hoş geldin. Şeker şeymişsiniz be. Böyle. Ben bu kızı bir yerden... Ne? Duru kayıp mı? Gülşah'la mı beraber? Aa Duru'cum. Birazdan doktor gelecek, röntgen sonuçlarını açıklayacak bize. Merak edilecek hiçbir şey yok. Ama önce annene haber verelim mi? Ablacığım biz geç bile kaldık haber vermek için, hadi ara. Annenin numarasını biliyor musun yoksa bale kursundan alayım mı? Evet evet biliyorum. Tamam o zaman. Neredesin sen Duru ya? Nereye gider bu kız? Ben Lale'yi arayacağım. Lale'yi mi? Emin misin sen? Evet onlar da şimdi Gülşah'ı arıyordur. Belki bir şeyler öğreniriz. Çok teşekkür ederim. Tanımadığım bir numara arıyor. Biri bulmuş olabilir. Tamam, şimdi sakin ol. Aç telefonu, sakin sakin konuş. Şey al, hoparlörü al, ben de duyayım. Alo. Alo, merhabalar, Lale ben. Özge Hanım'la mı görüşüyorum, Duru'nun annesi? Alo. Evet, evet, benim, buyurun. Öncelikle telaşlanmayın, Duru... Bizim yanımızda. Ben Gülşah'ın teyzesiyim. Bu yaramazlar bizi ne kadar merak ettireceklerini bilememişler de parka gitmişler. Ben çok merak ettim. Nereye gideceğimi de bilemedim. Tahmin ettik. Kusura bakmayın. Daha erken haber vermeliydik. Ama... Çok teşekkür ederim. Siz neredesiniz? Ben gelip alayım Duru'yu. Şöyle, yine telaşlanmayın. Duru parkta ayağını burkmuş sanırım da biz hastaneye geldik. Hastane mi? Yok yok, ben önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum, merak etmeyin. Ne olur ne olmaz diye getirdik buraya. Tamam, ben gelip alacağım hemen. Siz bana adres verebilir misiniz? Tabii, tabii vereyim. Lale Hanım, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim, kusura bakmayın siz de. Doktor geldi, ben hemen arayacağım sizi. Korkacak bir şey yok, basit bir burkulma. Birkaç gün buz uygulayın, bir de bandajla hafif sarın, yeterli olacaktır. Ay sağ olun, teşekkür ederiz. Rica ederim, geçmiş olsun. Bak gördün mü, hiçbir şeyin yokmuş. Hadi yavaş yavaş giyinelim mi artık? Çok geçmiş olsun Duru'cuğum. Teşekkür ederim. Ayrıca beni buraya getirdiğiniz için de teşekkür ederim. Rica ederiz, ne demek? Aa, bu ne? Ne kadar güzel bir kolyeymiş bu. Annemle babamın resmini koydum. Özlediğimde bakabileyim diye annemle babamın resmi var. Sen annenle babanı çok mu seviyorsun? Evet, hem de çok. Bakmak ister misin? Olur, bakayım. Hem annen gelmeden tanışmış oluruz. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.